Pazar sabahından herkese günaydın. Güzel bir kahvaltı hazırladım. Pankek yaptım aslında. Yumurta yaptım, haşladım Sinan'a. Burada işte peynir, zeytin klasik. Bir de dün akşam börekten yapmıştım ıspanaklı. Ondan kalmıştı iki tane. Onu ben yerim muhtemelen kahvaltıda. Burada buzdolabım var çünkü sabah elimi yaktım şu kısmını. Ocağa yapıştırdım öyle söyleyeyim maalesef ki. Hızlı olayım derken hep böyle oluyor zaten. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım, sonra görüşürüz. Yeni videoma hoş geldiniz. Pazar sabah güzel bir kahvaltıyla başlayıp sonrasında maalesef ki güzel geçmedi günümüz. Sinan'ın ishali devam etmeye başladı. Sonrasında öğlen saati böyle 3'e kadar maalesef kötüydük. 3'ten sonra birazcık toparladık. Sonrasında durdu karnı. Şu anda çok şükür daha iyiydi. Sabah bayağı bir gözlemledim. Normalde 9'da okula bırakıyorum. 10.30'a kadar bekledim. Benim de dışarıda önemli işlerim var. O yüzden bugün onları halletmem gerekiyordu. Pazartesi günü benim yoğun günüm oluyor. Bir de Perşembe günü. En yoğun günlerim bunlar benim. Neyse Sinan'ı bıraktım. Öğretmenine de söyledim. Hani hocam bir şey olursa işte haber verirsiniz dedim. Sinan'a da söyledim hani okulda tuvaleti kullanabilirsin. Çünkü Sinan sadece hani küçük tuvalet için okulu kullanabileceğini düşünüyor. Hani acil bir durum olursa kullan oğlum dedi. Ondan sonra tamam diyor, ben diyor bilmiyordum falan yapıyor böyle. Dedim tabii ki kullanabilirsin hani karnın çok ağrısı. Ama ardında öğretmenine söyle dedim. Gerekirse ben gelir alırım. Umarım olmaz. Sabah yine bir tane muz yedirdim. Haşlanmış yumurta, çok iyi haşlanmış bir yumurta. Çok az bir şey de ekmek verdim Sinan'a. Sinan zaten çok fazla bir ekmek yemiyor. Şimdi benim dediğim gibi işlerim var. Bir bankaya falan gitmem gerekiyor. Onları halledeceğim ama bankanın öncesinde de başka bir işim daha var. Ben beraber gidelim, işlerimi halledelim. Sonra da birazcık AVM'ye uğrayacağım. Elsa Kiki'ye falan bakmayı planlıyorum. Birkaç bir şey alacağım. Onu da beraber yaparız. Meydan AVM'ye geldim ve ilk defa buranın kapalı otoparkının olduğunu öğrendim. Şimdi dışarıya çıkacağım. İş Bankası'na gidiyorum. Yine dışarı çıkıyorum yani. Normalde hep buralara park ediyorum ama yani bir arabanın çıkmasını bekliyorum. Çok yoğun oluyor. İş Bankası'na geldim. Şu anda yarım saatlik bir sürem var. Umarım halledebilirim. Hemencecik. Bankada işler inanılmaz uzun sürdü. Şimdi karnım aç. Ne yesem diye düşünüyorum. Acaba çiğ köfte mi yesem? Sanırım mantıklı olabilir. Geçen gün de canım çekmişti hazır. Eğer ki böyle yeşillikli falansa bol bol turşulu alabilirim. Zaten şu an saat 12.30, 1'e geliyor. Çiğ köfteye karar verdim. Yemeğimi yedim şimdi. Bankadayken inanılmaz böyle acıktım. Dediğim gibi işlem bayağı bir uzun sürdü. Şimdi Sinan için okuldan bir tane beyaz bir tişört ya da gömlek istediler. Onun için bir Elsa Kiki'ye bakacağım. Dümdüz böyle beyaz tişört ya da gömleğimiz yok bizim. O yüzden Elsa Kiki'den alayım diye düşündüm. Muhtemelen de uzun kollu alırım. Hemen girelim bakalım. Sonra da eve geçeriz artık. Beyaz gömlekler 100 lira. Daha sonra giymeyeceği için o yüzden böyle daha uygun fiyatlı bir şeye bakıyorum ama bakalım. Bunlar da çok güzel. Kazak 100 lira, gömlek 160 lira. Şöyle bir tane basic buldum. Ama bunların kalıpları da bayağı bir küçük. O yüzden şöyle 5-6 yaş alacağım. 110 ile 116 santim yazıyor zaten. Arkadan çok fazla müzik sesi olduğu için o yüzden böyle bazı yerlerde müzik ekleyebilirim. Bunlar 400 TL. Beğendiğim bir model. Bu da çok güzel. Bir de bu var. Hatta kulakları da var yastık kılıfının.
Bunun fiyatı ne kadar bakalım. Şu an 500 lira. Normalde 700 liradan düşmüş. Tabii ki değmez 700 liraya. 300 lira bu battaniyeler. Banyo ürünlerinde de kısada %30 indirim oluyor dediler ama bunun üzerinden mi düşüyor yoksa düşmüş fiyatı mı ona emin değilim. Yine de pahalıya geliyor. 260 lira, 280 lira. Şöyle teklifler var. Bunlar 90 lira. Zaten en ucuz gördüğüm bu şu anda. Burada içindeki sweet. Bu birazcık daha ince. 100 TL. Üsttekiler 130 lira. Bunlar 150 TL. 150 lira. Bunlar ikili takım. Şöyle 350 TL. Bunun pantolonu eşofman gibi değil, böyle dışarıda giyilebilecek pantolon gibi. Bir de şöyle ikili takımlardan var. Bunlara da bakalım. 280 lira. 360 TL. En çok da şunu bayıldım ya. Gerçekten çok güzel. Altındaki pantolon da üstündeki de. Ama fiyatı inanılmaz. Şu içindeki gömlek kadife gibi 260 TL, 160 lira, kazak, pantolon da 260 lira, yani 1000 liralık bir kombin. Bir de bu gömleği göstereceğim sizlere. Çok tatlı, rengi, duruşu çok güzel. Hatta buradan böyle kapşonu da varmış. Onun olmasına hiç gerek yokmuş aslında. Çıkıyormuş da. Çıkarılabilir. Ben yani kullanacak olsam çıkarırım muhtemelen. Fiyatı 290 TL. Çok güzel. Şu ırkının güzelliğine bakın. 190 TL. Siyah gömlek 200 TL. Pantolon 300 TL. Ay, Sivaki'den çıktım. Şimdi de Çağdaş Market'e uğrayacağım. Alınacak bir şey var mı hatırlamıyorum ama burası büyük Çağdaş Market. Bir bakacağım indirimde bir şeyler varsa alırım. Seviyorum ben Çağdaş Market'i. Bizim evin yanında da var. Burası dediğim gibi daha büyük. Saksılar var. Aslında benim saksıya ihtiyacım var ama bunlar birazcık küçükmüş. Bir tık daha büyük lazım. Büyükler burada ama bunlar da plastik olanlarda. Yine fiyat olarak iyi. Puf bile var burada 120 TL. Benim su bardaklarım inanılmaz kötü oldu. Yeni bir olay değil, bayağı bir oldu. Yani böyle Bakü'ye gitmeden önce. Neden kaynaklandı bilmiyorum. Ben de böyle 6 tane günlük su bardaklarından alacağım. Sadece fiyatları çok pahalı. Üçlü fiyatları bunlar. Bunlar bir tık uygun. 44.90 ama kahve yanı su bardağı gibi. Ben böyle biraz orta boy olsun istiyorum. Bu Allegra serisinin büyüğü var bende, uzunları. 3 tane kaldı sanırım. Çok fazla bir su bardağım da yok. Misafir için ayrıca bir set almayı düşünüyorum. Daha böyle şık bir şey, gold detaylı. Günlük için de böyle 6 tane alayım. Bu seri de çok güzel. Elysia serisi, Timeless serisi. Hatta Elysia serisini daha çok seviyorum. Bu arkadaşım Nihanların kafede kullandıkları seri ve çok pahalı.
Şu sütlaç şeylerinden de istiyorum ama ben bunların bir tık büyüğünü istiyorum ya. Hem sütlaç için hem böyle fırında güveç tarzı yemekler yapmak için. Bunlar biraz küçükmüş. Tabii marketten almam zaten. Markette pahalıya oluyor. İnanılmaz bir deterjan indirimi kovalıyorum. Ama hiçbir yerde yok. Yani fiyatlar bir anda inanılmaz yükseldi. Geçen ay keşke aldığımda 2-3 tane falan alsaydım. 5,5 kilogramlıklar şu anda 125 lira. Şu iki yıldızı kazıyorum. Ömer. Tamam. Bir tane de yıldız. İnşallah. Bunu sen mi dersin? Sanırım bir 10 lira kazandı. Değil mi? Bu da elmas kazıyor. Bu da 10 var. Tamam. Bir de şunun altından yazıyorsan aldım. Öyle mi? Ha, tamam. 20 lira kazandım. Şimdi 20 lirayla 2 tane daha aldım. Parayı almadım. Hayatımda sanırım ikinci kez kazıyorum. Bir kere de bir öğrenciyken yapmıştım. Bir bakalım. Bu sanki boş gibi. Ama 10 lira da olabilir. Aa, 2 tane 500 bin çıktı. Ay, bir tane daha 500 çıkacak sandım. 10 bin, iki tane 10 bin çıktı. Bonusa bakalım. 20 TL çıktı. Bir de 10 lira çıktı. Eve geldim. Hızlıca ortalığı toparladım. Video çekemedim. Yemeğimi de hazırladım. Dünden pilavım vardı. Böyle yağsız pilav yapmıştım Sinan için. Bir de airfryda çok az bir yağla. Çünkü ya hiç yağsız da olmazdı. Şöyle tavuk kızarttım. Bir de tuz ekledim. Bu Sinan birazcık daha diyetine devam etsin diye. Şimdi çıkıyorum. Oğlumu almaya gideceğim. Gelince görüşürüz. İkinci günden herkese selamlar. Oğlumu okula bıraktım ve Bin Market'e geldim. Hem su almam gerekiyor, bir de aktüelleri bakalım neler gelmiş sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu hafta farklı farklı şeyler var. Hatta marketin şu an kapısındayım. Bayağı bir içeri girip çıkanlar var. Demek ki güzel ürünler gelmiş. Birazcık ben de kataloğu inceledim. İncelemedim değil. Az önce baktım hani neler var diye. Böyle kozmetik ürünleri falan getirmişler. Bakım ürünleri. Beraber bakarız. Hatta deterjan da vardı. Sadece Peros'un deterjanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hızlı hızlı böyle göstermeye çalışacağım sizlere. Artık böyle market videolarını bu vlogların içerisine ekleyeceğim. Tek kanal üzerinden buradan böyle sizlerle beraber ilerlemeyi planlıyorum. Hadi gidelim o zaman. Bakalım neler var. Benim de muhtemelen alacağım bir şeyler çıkar diye tahmin ediyorum. Hemen bakalım. Bunu merak etmiştim. Hepsi bir arada. Böyle 20'li bulaşık tableti. 15 lira 50 kuruş. Doğa markasının beyaz sabun kokulu. Böyle yüzey temizleyicisi var. Bir de bunun pudra kokulu olanı var. 11 lira 50 kuruş. Açtım şöyle bir kokusuna baktım da güzel kokuyor. Daha sonrasında böyle vücut spreylerinden var. 260 mililitrelik. Bunlar 34 lira 50 kuruş. Vücut nemlendiricisi, losyon 32 lira 50 kuruş. Dove'un sabunu var, sıvı sabun 26,5 yarım litrelik. Şöyle ikili ultra çizmez
Böyle süngerler Bileden markasının 16 lira 50 kuruş. El kremleri 75 mililitrelik 13,5. Sonra pedler var normal. Bunlar 46 lira 50 kuruş. 34'lü olanlar. Bir de gece olanlar 24'lü. Onlar da 46 lira 50 kuruş. Günlük pedler 21,5 TL. Bir de alüminyum folyo. Bunlar da 20 metrelik 28 lira 50 kuruş. Aşağıda desenli mikrofiber bezlerden var. Bunlar zaten BİM'in klasik bezleri. Sadece desenleri farklı. Üçlü olarak satılıyor. 26 lira 50 kuruş fiyatları. Pofu'nun konsantre yumuşatısı 1 litrelik 19 lira 50 kuruş. Cam yüzey temizleyicisi Camsili Ernet markasının. Bunlar da ikili fırsat ürünü. 28,5. Ultra yoğun çamaşır suyu Güldal'ın. Bunlar da 9,5. Bir de şu makyaj ürünlerini göstereyim. Silikon maske fırçası ikili bunlar. 29 lira 50 kuruş. Bir de şöyle sarı rengi var. Üzgülü saten taçlar 18,5. Bir de düğüm taçlardan var. 24,5. Taraklar 39 lira 50 kuruş. Bir tane de şöyle pembesi var. Keçi sütü bal sabunu, katı sabunlar. Bunlar da 12 lira 50 kuruş. Kokusu geliyor mu diye baktım ama ambalajlı olduğu için sanırım gelmedi. Kaş şekillendirme seti var böyle. 38 lira 50 kuruş. Buhurdanlık 69 TL. İçerisinde hatta koku da var. Lavanta kokusu. Tırnak bakım ya Mara markasına. Benim buna ihtiyacım var. Bunu alırım ben. Bir bakalım içerisinde neler varmış. İçerisindekiler de burada yazıyor. Biotin B7, keratin, sulfur, vitamin A, E. Bir de kamfor diye bir şey var. Bunları içeriyor. Bundan bir tane alacağım kendim için. Merak ettim. Denerim. Saç kokuları var böyle. Hair Misna. 26 lira 50 kuruş. Parfümler kadınlar için. Bakalım kokusuna. Bu daha güzel kokuyor. Mor olan. Biraz daha hafif. Bu biraz daha tatlı kokulu. Cımbız setleri var. 39 lira 50 kuruş. Daha sonrasında ayak tırnak makası. 32 lira 50 kuruş. Böyle klasik tırnak makası da 29,5. Kirpik kıvırıcı 32 lira 50 kuruş. Şöyle bir de aynalı kutu organizer. Bunlar 49 TL. 50 gramlık böyle kaş vaksları yine Mara markasının 24 lira 50 kuruş. Sonra şişeli saç boyama tırağı. İlginç, iki defa gördüm. 26 lira 50 kuruş bu da. Sonrasında yüz temizleme fırçası. Bunlar eğer yumuşak kıllıysa kullanın ama sertse asla cildinize kullanmayın. Tam tersi çiziyor çünkü. Ama bunlar yumuşak gibi duruyor. 39 lira 50 kuruş fiyatı. Slippy'nin böyle ıslak mendilleri 12 lira 50 kuruş. Biraz pahalıya geliyor. Şampuan saç kremi setleri Eldor'un 500'e 200 mililitrelik 46 lira 50 kuruş. İç çamaşırları getirmişler. Üçlü silikler. Bunlar da 45 TL. Bir de bu büstiyer takımlardan var. Bu da güzel duruyor. 69 TL. Sonrasında oda spreyleri. Bunlar 27 lira 50 kuruş. Bayağı büyük, 1 litrelik. Bambu çubuklu böyle oda kokusu var. 100 mililitrelik 39 lira 50 kuruş. Böyle çekmece dolap kokuları bunlar da 21 gramlık diyor. 12 lira 50 kuruş. Bir de şöyle diş macunu var. 75 mililitrelik 12,5 TL. Şeffaf makyaj çantası 24 lira 50 kuruş. Bebek bezlerinden getirmişler. Bunların hepsinin fiyatı 99 TL. 6 numaranın içerisinde 32 adet, 4 numarada 48 adet, 5 numarada da 40 adet var içerisinde.
Bir de bu üst kısmı göstereceğim. Siyah nokta temizleyici fırça. Bunu siyah noktadan ziyade ben kil maskesini ya da başka bir cilt maskesini uyguladıktan sonra onu arındırmak için yine aslında mantık aynı peeling etkisiyle ıslatıp o maskeyi böyle fırçayla arındırmaya çalışıyorum. Ve gerçekten hani cildimizde kalan bir ölü deri ya da böyle siyah noktalar varsa onlar için çok yardımcı. 15 lira 50 kuruş. 5 lira 50 kuruş da fiyat için bence uygun. Sonra kağıt maskelerden var. Yaşlanma karşıtı, kolajen içeriyor bunlar da. 9 lira 50 kuruş. Golden Rose markasının şöyle maskarası. 36 lira 50 kuruş. Ben bunu değil de pembe renklisini almıştım geçenlerde. Hiç memnun kalmadım. Yani aktı bayağı bir. Sürüyorum böyle bir saat geçmeden göz altlarım simsiyah oluyor. Ojeler bunlar 13 lira 50 kuruş. Ama tabii ki bu seri öyle mi bilmiyorum. Bendeki dediğim gibi pembe olan. Makyaj temizleme suları 400 ml'lik 49 lira 50 kuruş. Yüz temizleme jeli. Bunlar da 49 lira 50 kuruş. Karma ve yağlı ciltli için olanı. Highlighter fırçası var böyle. Bunlar da 26 lira 50 kuruş. Bir de makyaj süngeri. Bu da 14 lira 50 kuruş. Peros'un 12 kilogramlık toz deterjanı. Bunlar 139 TL. Pril markasının 2,5 kilogramlık sıvı bulaşık deterjanı 57 lira 50 kuruş. Havlu kağıt var burada Solo'nun. Bunlar 32 lira 50 kuruş. Sanki iyi gibi geldi fiyatı ama Solo'ya göre tabii ki. Bakalım şurada. Evet, üçlü Solo 34 lira 50 kuruş diyor. Daha sonrasında altılı var, 41 lira 50 kuruş yazıyor. Yani bunu alabilirsiniz. Bir de şu var, 32'li. Bu da 115 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu tuvalet kağıdı tabii ki. Tuvalet kağıtları 12'li 69 lira 50 kuruş. 16'lı 64 lira 50 kuruş. Burada 32'li göremedim. Sadece bu var. Ben almış olduğum bu tırnak eti bakım yağını hemen kullanıyorum. Kokusu çok güzel. Yani asla rahatsız edici bir kokusu yok. Bir de böyle vazelin gibi bir yoğun yapıda değil ya da elinize böyle yapış yapış bir his bırakmıyor. Tırnak etlerim benim çok fazla böyle kuruyor. Kuru kuru görüntülerde bakımsız gösteriyor tırnağı. O yüzden bunu deneyeceğim. Daha ilk izlenim güzel. Alınabilir. Sadece sevmediğim yanı şöyle bir şey. Kapağı açtım. Hiçbir koruma falan yoktu. Normalde biliyorsunuz böyle bir jelatin gibi bir katman oluyor. Direkt böyle açıldı. İçerisine baktım hani kullanılmamıştı. Böyle el falan sürülmemişti. O yüzden geri iade etmedim ama aklınızda bulunsun. Bence büyük bir eksi. Kapak da çok basit bir şekilde açıldı. Öyle vakumlu bir kapak da değil. Videomu düzenledim. Bugün sizlerle paylaşıyor olacağım. Yani güncel bir video geliyor. Bir de sizlere bir şey sormak istiyorum. Bu video şu anda telefonumla çekiyorum. Daha önceki videolarım ise kameramla çekmiştim. Arasındaki görüntü kalitesini fark edenler var mı bilmiyorum. Bana yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü telefonla 4K çekim yapıyorum. Ama telefonla çekim birazcık zor oluyor. Çünkü şu anda kendimi göremiyorum. Hangi açıyla çekiyorum? Normal mi? Her şey değil mi? Bazen böyle tekrarlamak zorunda kalıyorum. Ama kameralar tabii ki çözünürlüğü telefona göre daha düşük oluyor. Onun ışık ayarlaması, odaklaması çok çok daha iyi oluyor kameranın. O yüzden ben kamerayı kullanıyorum. Ama o da 720p çekim yapıyor. Genel olarak aslında kameraların çoğu böyle vlog kameraların. Tabii ki profesyonel kamera kullanırsanız onlar 4K çekim yapıyor. Şimdi sizlere sorum. Telefonla mı daha iyi yoksa hani kameradaki video gayet iyiydi mi dersiniz? Karşılaştırma da yapabilirsiniz. Çıkıp diğer videoyu da en yüksek çözünürlüğe getirip, ayara getirip oradan böyle bir izlerseniz çok mutlu olurum. Sinan'ın doğum günü de yaklaşıyor biliyorsunuz 9 Kasım'da. Sadece bir 2 yaşında annem gelmemişti. Onun dışında 1-3 onlar da gelmişti hep. 2 yaşta da pandemiye denk geldiği için gelememişti. Bu 4 yaşta da biz Bakü'den geldikten sonra aslında annemler geliriz diye söylemişti. Sadece şöyle bir şey var. Babam çalışıyor. Annem de çocukları okula getirip götürdüğü için hani onlarla ilgileniyor şu anda. Okullar tatil olsa rahatlıkla belki gelebilirlerdi. Şu anda hani gelseler sadece bir hafta kalabilecekler. Bence çok saçma olacak. Hani bir hafta zaten bir gün geldiği gün, bir gün gittiği gün deseniz 5 gün kalıyor.
ve koştur koştur hiçbir şey yapılamaz. Biletler de çok pahalı. Öyle olunca artık inşallah belki yaza gelirler diye düşünüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kamera mı daha iyiydi yoksa telefonla çekim mi daha iyi? Benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.